İl Türkiye'nin bu haftaki durağı Ege'nin incilerinden Uşak. Gelin hep birlikte Uşak'a gidelim ve Uşak'ı tanıyalım. Saat başında tekrar devam edeceğiz. Binlerce yıllık tarihiyle Ege'nin incilerinden Uşak. Tarihi milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanan şehir, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. ...1953 yılında il olan Uşak, köklü geçmişi, zengin tarihi ve doğal mirasıyla bir Anadolu şehri olmanın tüm özelliklerini taşır. Karun kadar zengin sözü hemen herkes tarafından bilinir. Lidya'nın son kralı olan Karun, zenginliği ve bolluğuyla ün salmış. İşte dünyaca ünlü olan 450 parça Karun hazineleri de şu an Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir. Uşak, paha biçilemeyen arkeolojik değerleri de bünyesinde barındırır. Ulubey ilçesinde bulunan Blaundus antik kenti, kale, tiyatro ve stadyum kalıntılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşır. Roma döneminin en önemli 12 şehrinden biri olan Sebaste Antik Kenti de Uşak sınırları içerisinde yer alır. Uşak'ın en önemli doğal zenginliklerinden Ulubey Kanyonları. Ulubey Kanyonları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliğini taşır. Kanyon içinden akıp giden Ulubey Çayı bu alanı çok daha farklı kılar. Thank you.
Uşak'ın gizli güzelliklerinden Taşyaran Vadisi. Su ve çakılların çarpmasıyla oluşan doğa harikası Taşyaran Vadisi, doğa tutkunlarının uğrak mekanı durumunda. ...2500 yıl öncesinden günümüze gelmeyi başarmış Cılandıras Köprüsü. Frigyalılar döneminden kalma tarihi köprü, Banas Çayı üzerine kurulmuş, iki ucu dağ kayalarının yarı beli üzerine oturmuştur. Uşak'taki bir diğer tarihi köprü Çataltepe Köprüsü. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait üç gözlü köprü Gediz Nehri üzerine kurulmuş. Hala ayakta durmayı başaran Çataltepe Köprüsü bugün de insanlara hizmet vermekte. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Uşak, birçok tarihi hana da ev sahipliği yapar. Yapım tarihi bilinmeyen İnay Hanı, 8. yüzyıla ait mimari özellik taşır. ...19. yüzyılda Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Paşa Han. Taş kesme tekniğiyle iki katlı olarak inşa edilen han, bugün otel olarak işlevini sürdürmekte. Uşak'ın minareleri de yüzyıllar önce başlamıştır gökyüzünü süslemeye. Germiyanoğulları döneminde yapılan Ulu Cami, ibadetin yanında toplumsal dayanışmayı sağlayan işlevini de sürdürmekte. Uşak'ın uhrevi merkezlerinden Burma Camii. 14. yüzyıl Osmanlı dönemi yapılarından olan cami, minaresinin yapısından dolayı Burma Camii adını almış.
Uşak, tarihi evleriyle de adından söz ettirir. Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan tarihi Uşak evleri genelde iki katlı yapıya sahip. Birinci katları taştan olan evlerin ikinci katları ise ahşap. Uşak, Osmanlı döneminin halıcılık merkezi olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük önem kazanan Uşak halıları, bir sanat eseri olarak tarihe imzasını atarak dünya pazarlarında yerini almıştır. Bu toprakların her yanında ayrı bir bereket var. Uşak halıları da bunun en güzel örneği. Asırlardır bu şehirde dokunan halılar, medreselerde, saraylarda, pek çok noktalarda karşımıza çıkıyor. Sevgimizi veriyoruz halıya. Yani yüreğimizle dokuyoruz. Ne kadar zaman geçiyor? Bir halıyı dokuyabilmek için ne kadar zaman tüketiyor? 1 metrekare halıyı 1 ayda dokuyoruz. İlklerin şehri olan Uşak, Türkiye'nin ilk hidroelektrik santraline ev sahipliği yapıyor. 1960 yılında Banas Çayı üzerine kurulan Karahallı Hidroelektrik Santrali bugün de elektrik üretimine devam ediyor. Uşak, şifalı su kaynakları bakımından zengin şehirlerden biri. Zeka, cesaret ve at binimindeki ustalığı bir araya getiren Türklerin geleneksel sporu cirit. Ellerin nasip oldu, sarmaya kıymaz
Uşak mutfağı da oldukça zengin bir mutfak. Bu şehre geldiğinizde sizi pek çok lezzet karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi yüzlerce çeşit yemek sizleri karşılıyor. Bizim gözümüz kamaştı. Bunları dinleyeceğiz şimdi. Bu Uşak yemekleri neler? Daha çok hangi dönemlerde kullanılıyor, tüketiliyor? Fatih Usta'mızdan dinleyeceğiz. Evet, çok güzel lezzetler karşımızda Fatih Usta. Şimdi Uşağımızın, bizim olmazsa olmazımız, her zaman Uşak'ta bir keşkeğimiz mutlaka meşhurdur. Keşkek dediğimiz zaman keşkeğimiz düğünlerde, töremiz hala devam eder. Ve düğün yemeklerinde mutlaka yapılır. Ve orijinal bir şekilde, kesinlikle demirler kullanılmaz, tahtalarla döverek orijinal bir keşkek yapılır. Aracetenimiz var, yine Uşak ilimize ait. Peksimetimiz var, işte döndürme böreğimiz var, normal kaburgamız var. Kaburga da aynı şekilde düğün yemeklerinde yapılır. Döndürme normal tepsi böreği ama ıspanaklısı da yapılıyor, normal kabaklı bir şekilde. Yani Uşak haricinde de zaten bal kabağıyla yapılan bir böreği nadirdir, bulamazsınız. Tarhana Selçuklu mutfağından günümüze kadar gelmiş bir yemeğimizdir. Asıl ismi derhanedir tarhanamızın. Derhana tabii günümüze kadar, şu anda tarhana. Ve tarhananın yaklaşık 4 ay önce biz tescilini aldık. Allah nasip ederse tarhanamızı Avrupa Birliği'nde de tescilleyerek yine ülkemize bir değer katıyoruz. Benim yavrum şimdi uyur, nenni yavrum nenni. Nenni dedim eledim, algın dakla ve beledim. Senin Allah'ından dile dim nenni kuzum nenni. Nenni desem erilmez, anaların hakkı verilmez. Nenni kuzum uyusun, uyusun da büyüsün. Mezanedir mezane, altın inci gerdane, gelinler içimde fazilet gelinimiz bir tane. Sen koylu, ben koylu, aile yer koylu, aile yer koylu. Uşağın ilçelerindeki, mahallelerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Evet, Uşak demek aşıklar demektir.
Burası gönül erlerinin, sevda efendilerinin şehridir. Efeler şehri, aşıklar şehri, yiğitliğin, mertliğin, Kadir Şinaslı'nın, zaferin şehri Uşağı gönülden selamlıyorum. Türkiye son 15 yılda büyük bir kalkınma yaşadı. Bu kalkınmayla birlikte Uşak değişti, dönüştü, modern bir kent görünümüne kavuştu. Günümüzde ülkelerden çok artık şehirler birbiriyle yarışmaya başladı. Modern bir kent olma yolunda da Uşak emin adımlarla ilerliyor. Yaşanılabilir bir kent olmak için Uşak'a son 15 yıl içerisinde TOKİ eliyle yaklaşık 4000'e yakın konut inşa edildi. Kadim bir memleketin simgesi kuşkusuz yoldur. Uşak bu kapsamda son 15 yıl içerisinde yaklaşık 750 milyon liralık ulaşım yatırımıyla tanıştı. 2003 yılı öncesinde sadece 29 kilometre olan bölünmüş yol ağı şimdilerde 170 kilometreleri aştı. Anadolu sadece karayollarıyla değil, hızlı tren hatlarıyla da birbirine kenetlenmeye devam ediyor. Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak olan hızlı tren hattı Uşak'tan geçecek. Bu proje tamamlandığında Uşak halkı Anadolu'nun her yanına süratle ulaşabilecek. Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş bir nesil için Uşak'a son 15 yılda yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapıldı. Bir taraftan mevcut okul binaları yenilendi, diğer taraftan yeni okul inşaatları yükseldi. Derslik sayısı da 200'lerden 400'lere yükseldi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş Şeyh Edebali. Bu kapsamda insan hayatı her şeyin önünde geliyor. Uşak'ta son 15 yıl içerisinde 230 milyon liralık yatırımla tanıştı. Bir yandan yeni sağlık tesisleri inşa edildi, diğer yandan mevcut sağlık tesisleri modernleştirildi. Uşak spor alanında birçok yatırımla buluştu. Spor salonlarının yapıldığı şehir 15 bin kişilik UEFA standartlarında bir stada da sahip olacak. Uşaklı sanayicilerin merakla beklediği Uzundere Barajı tamamlandı.
Uşağı can suyu olan Uzundere Barajı binlerce kişiye iş imkanı da sağlayacak. Uşağın her kültür anlamında, mimari anlamında, gelişme anlamında, kentselleşme anlamında dokunmadığımız herhangi bir bölümü yok. Çok şükür hemşerilerimizle 24 saat birlikteyiz. Bir sözümüz vardı bizim. Biz her zaman halkla iç içe olduk, halkla iç içe olmaya devam ediyoruz. Yunus Emre'nin şu dörtlüğünü kendimize biz düstur edinmiştik. Bu mihvalde de yürüyoruz. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik dedik. Ve en güzel şekilde halkımızla iç içe bu serüveni birlikte götürüyoruz. Geçmişi, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle bizi karşılayan Uşak'a veda ediyor, bir başka şehrimize konuk olmak için yine yollara düşüyoruz.